Biraz tavamı ısıtacağım. Şimdi ben nohutları önceden haşladım. Tavam ısınmış, biraz zeytinyağı kullanacağım. Tavuklarımı soteleyeceğim. Sosumuz bu tavada başlayacak ve bu tavada bitecek. Şöyle iyice yağ şey olsun. Şöyle 200-250 gram kadar. Bu her zaman daha lezzetli olur, daha yağlı olduğu için. Bir tane bir salata kasesi alıyorum derin bir şekilde. Bugün bir sürü yeşilliğim var benim. Ben hepsini buraya karıştırdım, hazırladım. Biraz rokan var, ondan sonra biraz kuzu kulağım var. Defne yaprağını çok seviyorum. Biraz defne yaprağı var. Böyle kabaca bıçak da kullanabilirsiniz ya da onu da gösterelim. Bu şekilde şöyle ayıracağım. Elinizle de koparabilirsiniz. Siz arzu ediyorsanız biraz daha farklı yeşillikler ekleyebilirsiniz. Mesela ne bileyim şu an aklıma tere geldi. Tere de koyabilirsiniz. Hafif bir mayhoş yapısı vardır. İki tane kırmızı biberi şu şekilde içlerini alacağım. Kabaca, kolayca doğrayacağız. Evet, kırmızı biberleri de ekleyeceğim. Sosum tavada başlayacak ve tavada bitecek. Sadece arzu ederseniz ben biraz ekleyeceğim. Üzerine nar ekşisi ekleyebilirsiniz. Balzamik sirke de olur. Evde hangisi varsa. Şöyle karıştıralım. Tavukların 1-2 dakikaya olmak üzere. Biraz tuz koyacağım, biraz karabiber. Seviyorsanız kırmızı toz biber ekleyin. Şöyle bolca koyalım. Biraz da kırmızı toz biber almak istiyorum. Hem güzel bir renklendirme olsun. Salatamız olmak üzere, çok az kaldı. Dediğim gibi önceden hazırladım, nohutlarım, haşladım, her şey hazır. Sadece içine atacağım. Şimdi nohutları koyduktan sonra şöyle bir bakın, salata için yeterli bir sosumuz oluşmuş mu? Eğer oluşmadıysa hiçbir mahsuru yok. Göstermek için ben biraz ekleyeyim. Sonradan da biraz zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Çünkü salatamıza hiçbir şey dökmeyeceğiz. Her şey burada olacak. Hatta bitmek üzere. Bu hazır, bu da hazır. Şimdi birleştiriyoruz. Şu şekilde bütün yağının içine gelmesine izin verin. Hepsi içine gelsin. Sos burada. Çok az üzeri için bırakacağım. Bu aşamada eğer tercih ediyorsanız nar ekşisi biraz kullanalım. Dediğim gibi balzamik sirke de olabilir. Çok güzel kokular gelmeye başladı. Bu yeterince karıştı şu an. Her şey içinde. Sosu içinde nar ekşisi koyduk. Bütün sebzelerini koyduk. Şunları hemen aktarıyorum. Şu şekilde. Sosun kalanını eklemeden önce üzerine yaklaşık bir su bardağı kadar ceviz ekleyebilirsiniz. Son üzeri için ayırmıştım. Biraz şöyle yağından da kalsın. Gezdirelim.